Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf 3. veri yerde matematik keyfi kitabında çemberin uzunluğu konusuyla yani çemberin çevresi konusuyla arkadaşlar dersimize devam ediyoruz. Konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar çemberin çevresini nasıl buluyoruz bakalım. Arkadaşlar çemberin çevresini eğer yarıçapı bana R olan bir çember veriliyorsa bakın 2 pi R formülüyle çemberimizin çevresini hesap ederiz diyoruz. Arkadaşlar burada pi'yi sorunun yanında bana sorunun altında pi'yi 3 alın. Pi'yi ne alabilirim bakın. Bana verilecek. Pi'yi 3 alın diyecek. Pi'yi 22 bölü 7 alın diyecek. Veya pi'yi 3,14 gibi bir sayı alın diye bana mutlaka sorunun alt tarafında bilgi verecek. Eğer pi'yi almayın derseniz arkadaşlar pi'yi pi olarak bırakacağımızı eğer soru denk gelirse göstereceğiz diye söyleyelim. Arkadaşlar aynı zamanda aklımızda olsun. Bazen yarıçap verilmiyor, bize çap veriliyor. Eğer çap verilirse de biz yine çevreyi pi ile çapı çarparak da bulabiliriz. Biliyorsunuz zaten çap iki tane yarıçapı eşitti. Peki ben bunu neden söylüyorum? Bazen bana çapı tek sayı veriyor arkadaşlar. Örneğin 15 gibi, 17 gibi, 19 gibi. Bu sefer ben bunu 2 ile bölerek buçuklu bir sayıyla uğraşmak istemiyorum diyorum. Pi çarpı çap da bana çevreyi verir diye hatırlatalım. Evet, etkinliklerimize geçiyorum. Aşağıda yarıçapları ve çapları verilen 10 merkez çemberlerin çevre uzunlukları bulunsun diyor. Arkadaşlar A'ya baktığımız zaman yarıçapımız 11. O halde A diyorum. Çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı R idi. 2 çarpı bakın pi 3 alın diye bana soruda söyledi. 3 çarpı 11. 2 kere 3 6. 6 kere 11 66 santimetredir diyorum ve 66 santimetreyi altına yazıyorum. Evet B'ye bakıyorum gençler. İstersek çaptan gidebiliriz. Bakın iki yolla da yapalım. Çaptan yapacak olursam pi çarpı çap derim. 3 çarpı 30 90 santimetredir diyorum. Yine B'yi bu sefer de yarı çaptan 2 çarpı pi çarpı R'den yapalım. Yarı çapımız 15 olur. Çünkü çapı 30 ise yarısı 15'tir. O halde 2 çarpı 3 çarpı 15. 2 kere 3 6. 6 kere 15. Yine bakın 90 santimetreyi elde ederiz. Evet, C'yi de arkadaşlar yine pi çarpı çaptan hesap etmek istiyorum. O halde 3 çarpı 60 eşittir 180 diyorum. İsterseniz arkadaşlar yarıçapı 30 diyerek 30 santimetre. Buradan 2 pi'den de sizlerin yapabileceğini hatırlatmak istiyorum. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Evet, ikinci soruya baktığım zaman aşağıda uzunlukları verilen 10 merkez çemberlerin yarı çaplarını veya çaplarını bulunuz diyor. Arkadaşlar bu sefer bana uzunluğunu yani çevresini verdi. Bizim formülümüz arkadaşlar neydi? 2 pi r'ydi. Bu bize çevreyi veriyordu arkadaşlar. O halde diyorum ki A şıkkından başlıyorum. 2 çarpı pi çarpı r eşittir arkadaşlar çevreyi de ve çevreyi 144 yazıyorum. Pi'yi de 3 alıyorum bakın. 2 çarpı 3 çarpı r eşittir 144 ise 2 kere 3 6 çarpı r eşittir 144'tür. Buradan yarıçapı bulabilmek için 144'ü 6'ya böleriz ve yarıçapı ne olur arkadaşlar? 144'ü 6'ya bölersek hatta şurada küçük bir hemen bir bölme işlemi yapalım. 14'ün içinde 2 kere 12, 24'ün içinde 4 kere. Evet. Yarıçapımız 24 santimetre oldu diyorum. Evet, buraya yarıçapı 24 olarak yazalım. Evet, B'ye bakıyorum gençler. Evet, çevremiz 200, 108 ve bu sefer çapı istiyor arkadaşlar. Ben çevreyi aynı zamanda pi çarpı çap ile de bulabilirim arkadaşlar. O halde pi çarpı çap diyorum bakın. Pi'yi 3 aldım. Çap diyorum. Eşittir 108. Buradan her iki tarafı arkadaşlar 3'e bölecek olursam 108'i 3'e bölüyorum. Çapın değerini 108'i 3'e bölersek 36 santimetre olarak direkt çapı bulurum arkadaşlar. 36 santimetreyi yazıyorum. İsteyen arkadaşlar 2 pi r'yi hesap ederek önce yarı çapı bulur arkadaşlar. Daha sonra buradan ne yapabilir? 2 ile çarparak çapı tekrar bulabilirler diye hatırlatalım. Evet, devam ediyorum C ile.
Yine çapı istiyor gençler. Dikkat edersek o halde çevre eşittir pi çarpı çaptı. O halde 168 eşittir 3 çarpı çaptan. 168'i ve 3'ü, evet, denklem çözmeyi biliyoruz gençler, biliyorsunuz. O halde 168'i 3'e bölersem çapı buluruz diyorum. Yani şurada gençler 168'i 3'e böleyim. 5 keredir 5 kere 3 15. 18'in içinde 6 kere 6 kere 3 18. Ve çapı 56 santimetre olarak buluyorum. Ve aynen 56 santimetreyi yazıyorum. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, yanda verilen şekilde eş çemberler birbirine ve karesel bölgenin kenarlarına değmektedir. Karenin bir kenarı 24 santimetre olduğuna göre boyalı bölgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir diye sordu. Arkadaşlar öncelikle nereyi bulmamız gerekiyor? Nereleri toplayacağım ona bakıyorum. Bakın şöyle boyalı çevrenin, boyalı bölgenin çevresi deyince 4 tane karenin kenarını toplayacağım. Bir de arkadaşlar bakın şu çemberlerin çevreleri var. Şu çemberlerin çevreleri arkadaşlar. Yani şu kısımları da toplamam gerekiyor. O halde ben öncelikle ne yapmam gerekir? Karenin çevresi. Karenin çevresi diyorum. Dört ile 24'ü çarpıyorum. 4 kere 4 16. Elde var bir. 4 kere 2 8. Bir de elde 9. 96 santimetre. Bu şöyle bir dursun arkadaşlar. Daha sonra karenin bir kenarı 24 santimetre ise bakın şöyle ortadan arkadaşlar karenin kenarına paralel bir doğru parçası çiziyorum. Bu doğru parçası arkadaşlar bizim iki tane çemberimizin çapıdır. Yarı çaplara baktığım zaman da bakın 4 tane yarı çapı eşittir. O halde yarı çap eşittir. Nasıl bulacağım arkadaşlar? 24'ü 4'e bölerim diyorum ve yarı çapı 6 santimetre olarak buldum. Evet, şimdi ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Bir tane çemberin çevresini bulacağım. Çemberin çevresi 2 çarpı pi çarpı r idi. Evet, pi'yi 3 aldım. Çarpı 6. 2 kere 3 6. 6 kere 6 36 santimetre oldu diyorum. Arkadaşlar 4 tane çemberimiz var. 4 çemberin çevresi diyorum. Dört çarpı 36. 6 kere 4 24. Elde var 2. 4 kere 3 12 14. 144 santimetredir. O halde boyalı bölgenin çevresi 144 ile 96'yı topluyoruz. 10 elde var 1. 9 4 daha 13 1 elde 14 elde var 1. Evet, 240 santimetre olur boyalı bölgenin çevresi diyorum ve sorumun cevabını 240 olarak veriyorum. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, yandaki şekilde karenin kenarlarına değen 10 merkezli bir çember verilmiştir. Karenin çevre uzunluğu 140 santim, 160 santimetre olduğuna göre 10 merkezli çemberin çevresi kaç santimetredir dedi ve pi'yi 3 al dedi. Arkadaşlar karenin bir kenarı 160'ı 4'e bölecek olursam 40 santimetredir karenin kenarı. Karenin bir kenarı diyelim. Bakın yani şurası 40 santimetre. Arkadaşlar bu 40 santimetre aynı zamanda bizim çapımıza eşit. Ben şöyle diyebilirim bakın burası 20, burası 20'dir. Yani yarı çapı 20'dir diyorum. O halde çemberin çevresi 2 çarpı pi çarpı r'den 2 çarpı 3 çarpı 20 2 kere 3 6 6 kere 20 120 santimetre olur diyorum. A şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Çapı 100 santimetre olan çemberin uzunluğu kaç santimetredir dedi. Arkadaşlar çapı biliyorsam ben direkt pi ile çapı çarparak bulabilirim veya 2 pi r derim arkadaşlar. Eğer çapı 100 ise yarı çapı 50 olur derim.
İstediğimiz hangi formülü istiyorsak onu kullanabiliriz diyorum. Ben pi çarpı r'yi kullanmak istiyorum. O halde 3 çarpı 100. Evet, çevremiz 300 santimetre olur diyoruz. Çevre uzunluğu ve A şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet, bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, uzunluğu 72 santimetre olan çemberin yarıçap uzunluğu kaç santimetredir dedi. Arkadaşlar 2 pi r'yi direkt yerine yazıyorum. 2 çarpı 3 çarpı r eşittir. Bu sefer 72 benim için çemberin çevresi, yani uzunluğu. O halde 2 kere 3 6 çarpı r eşittir 72 ise r'yi bulabilmek için 72'yi 6'ya bölersem 12 santimetredir yarıçap diyorum ve D şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet, dördüncü soruya baktığımız zaman bir bisikletin ön tekerleğinin çapı, arkadaşlar bu çapa, yarı çapa dikkat edelim, 60 santimetredir. Buna göre bisikletin ön tekerleği 100 tur attığında, 100 tur döndüğünde kaç metre ilerlemiş olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar çapımız 60 santimetre ise çevresi pi çarpı r'den 3 çarpı 60 180 santimetredir diyorum. Bu arkadaşlar aynı zamanda bir tur demektir. Bakın çevre demek bir tur demektir. 100 tur atıyor diyor. O halde 100 turda 180 çarpı 100, 180'i 100'e çarparken 2 sıfır eklerim. Ne oldu gençler? 18.000 santimetre oldu. Benden metre sordu. O halde 18.000 santimetre. Metreye çevirirken 100'e bölmem gerekir. Yani 2 sıfır siliyorum ve 180 metredir. 180 metre dönmüştür ve yol almıştır diyorum. C şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet, devam ediyorum gençler. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet. Yanda verilen O merkezi yarım çember şeklindeki bahçenin çevre uzunluğu kaç santimetredir dedi. Arkadaşlar çevre uzunluğu deyince arkadaşların, öğrencilerimizin bazıları yanlış anlıyor. Sadece bu yarım çemberi toplamıyorum. Çevre deyince bakın çevrede hepsini topluyoruz gençler. O halde temizleyerek önce bir tane çemberin çevresini bulacak olursan. Yarı çapı 9, pi 3. O halde 2 çarpı pi çarpı r, 2 çarpı 3 çarpı 9'dan 2 kere 3 6, 6 kere 9 54 santimetredir bir çemberin çevresi. Yarım çember dedi gençler. Yarım çemberin çevresi diyorum. 54'ü 2'ye bölüyorum. 27 santimetredir. Bakın şu çevre 27 santimetre. Arkadaşlar 9'larda yarı çaplarımız var. Yani çapımız da 9, 9, 18. O halde şeklin çevresi 27 artı 9 artı 9'dan 27 ile arkadaşlar 18 toplarsak ne olur? 45 santimetre olur diyorum. Şeklimizin çevresini ve C şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Evet arkadaşlar, yan tarafta bir arka sayfada çemberin yayın uzunluğu konusuyla dersimize devam edelim diyorum. Evet, öncelikle çember yay uzunluğunu arkadaşlar iki yolla bulacağımızı söyleyelim. Birinci yolumuz arkadaşlar oran orantı yoludur. Ama biz genelde ikinci yolumuzu kullanacağız. Her ikisini de göstermek istiyorum. Birinci yol dedim arkadaşlar. Ne yaparım? Şöyle bir örnek gösterelim. Şöyle bir çember düşünün. Ve bu çemberin gençler şöyle merkez açısı 80 derece olan AB dediğimi düşünüyorum. Şu AB yayının arkadaşlar bakın ölçüyle karıştırmayalım. AB yayının uzunluğunu istiyorum. AB yayının uzunluğu kaç santimetredir diyorum. Şimdi yarı çapımız 5 santimetre olsun. Arkadaşlar burada birinci yorumumuz şu. Birinci yorum, önce ben çemberin tamamını bulurum. Tamamını nereden buluyordum? 2 çarpı pi çarpı r'den buluyordum. 2 çarpı pi'yi 3 alıyorum. 3 çarpı 5. 2 kere 3 6. 6 kere 5 30 santimetredir. Daha sonra arkadaşlar bu tamamıydı. Ve çemberin tamamı demek 360 dereceydi. O halde diyorum ki 360 derecesi 30 santimetre ise 80 derecesi
x'tir diye düşünüyorum. Ne yapmam gerekir arkadaşlar? Orantı yönteminde içler dışlar çarpımı yaparız. 360x eşittir 80 çarpı 30'dan her iki tarafı 360'a bölerek x'imin değerini bulurum. Bakın şu sıfırları attım. Evet, şunu sadeleştireyim gençler. 1, 12. Evet, x arkadaşlar burada 80 bölü 12 olur diyorum. Bunu bu şekilde bırakabiliriz. Doğal sayı çıkmak durumunda değil diye söyleyelim. İkinci yorum ne arkadaşlar peki? Ve daha çok kullanacağımız yorum 2 pi r bize çemberin arkadaşlar tamamını veriyordu. Benden ne istiyorum arkadaşlar? 80 derecelik yay uzun istiyorum. Nerede 80? 360'da 80. O halde formülüm şu gençler. 2 pi r çarpı 360'da 80 diyorum. Daha doğrusu 360'da x diyelim arkadaşlar. Yani açı diyelim. Daha sonra yerine yazacağız. Bu arkadaşlar benim burada açımdır diye söyleyelim. 2 pi r çarpı açı bölü 360 bize çember yayını verir diyorum. Yani AB'nin uzunluğunu verir. Burada bildiklerimizi yerine yazarsak. 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 80 bölü 360. Bakın sadeleştirelim. 2 kere 3 6. 6 ile şöyle sıfırlar atıyorum. 36'yı sadeleştirsem arkadaşlar 6 kalır. 8 kere 5 40. Şuradan yazayım. 40 bölü 6'dır. Bunu böyle bırakırız. Şunu sadeleştirelim. 40 bölü 6'yı tekrar buradan da aynı şekilde bulduğumuzu gösterelim diyorum. O halde arkadaşlar ne diyoruz? 2 pi r çarpı açı bölü 360 bize yay uzunluğunu verir diyorum. Veya doğru orantı yöntemiyle kullanırız ve buluruz diyorum. Arkadaşlar alttakilerine bakıyorum. Bakın yarım daire arkadaşlar çevresi 2 pi r'yi 2'ye bölmek demektir. Çeyrek de arkadaşlar 4'e bölmek demektir. Biliyorsunuz çeyrek demek 4'e bölmektir diye devam edelim etkinliklerimizin. Etkinliğime geçiyorum. Birinci etkinlikte arkadaşlar benden ne istiyor? Aşağıda verilen 10 merkez çemberlerde AB yaylarının uzunluğunu bulunuyor. Arkadaşlar sakın şunu atlamayın. Bakın burası 40 derece ise burası 40 derecedir demeyin. Bu ölçü arkadaşlar açının ölçüsü bu. Uzunluğu değil gençler, tamam mı? Uzunluğu değil, onun için ben buraya 40 derece diyemem. Bazı öğrencilerimiz bir önceki konuda merkez açıyla yay ölçüsünü öğrenmiştik. Onunla karıştırıyorlar. Bunu hatırlatmak istedim. O halde A'yı şuradan bulalım gençler. Formülüm neydi? Bakın 2 çarpı pi çarpı r tamamını verir. Çarpı açı bölü 360 da bana 360'da 40 derecelik yay uzunluğunu verir diyorum. O halde bildiklerimi yerine yazıyorum. 2 çarpı 3 çarpı yarıçap 12 açı 40 bölü 360. Yap sadeleştirmeyi arkadaşım. Bak 4'te 36 sadeleştirin. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 9. Ne yapalım? 3 ile sadeleştirelim. 3, 1. 2 kere 12. 24 bölü 3'tür. Bunu da 8 santimetre olarak bulurum. Aynen yazıyorum. B'ye bakıyorum gençler. Evet. Derecemiz 120. 2 çarpı pi çarpı r. Açı bölü 360'dı. Bildiklerimizi yerine yazalım. 2 çarpı 3 çarpı yarıçap 10. 120 bölü 360. Bakın arkadaşlar 120 bölü 360 3'te 1 demektir. Yani 1 bölü 3 demektir. 3'te 3 birbirini götürür. 2 kere 10 kaldı. 2 ile 10'u çarparsam da 20 santimetre olur. Evet, bu yay uzunluğu diyorum gençler. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Evet. Burada arkadaşlar bakın benden ne istiyor? Aşağıda verilen 10 merkez çemberlerde merkez açıların ölçüleri bulunsun diyor. Arkadaşlar formülümü yerine yazacağım ve bildiklerimi aynen yazıyorum. A şıkkı diyorum. Formülümüz 2 çarpı pi çarpı r çarpı açı bölü 360'dı. Burada bildiklerimizi yazalım. Pi'yi 3 alıyorum. 2 çarpı 3 çarpı yarıçap 10 çarpı açımız bilinmiyor arkadaşlar. Aynı x olarak bıraktım. 360 eşittir. Bu işlemin sonucu AB yay uzunluğuna bakarsam ne gençler burada? 10 santimetre. Yani bu işlemin sonucu 10 santimetre olacak diyoruz. Çünkü 2 pi r çarpı x bölü 360 yay uzunluğunu veriyor diye söyleyelim. Bu
Burada arkadaşlar bildiklerimizi yapalım ve sadeleştirelim. Bakın şöyle 10 ile 0'ı sadeleştirdim. 2 kere 3 6. 6'ya böldüm 1. 36'yı 6'ya böldüm 6. Sonuç olarak temize geçersem bakın. X bölü 6 eşittir. 10 kaldı. Gizli payda 1 var diyorum. İçler dışlar çarpımı yaparsam X eşittir 60 derecedir diyoruz ve 60 dereceyi aynen şöyle temizleyeyim ve aynen yazıyorum. 60 derece. Evet, B'ye bakıyorum gençler aynı mantıkla. 2 çarpı pi çarpı r çarpı açı bölü 360'tı gençler. Evet, 2 çarpı 3 çarpı yarıçap 4 çarpı açıyı bilmiyorum. 360 eşittir 6 santimetre. Şimdi 2 kere 3 6 yapar. 6. 6'ya böldüm 1. 30'a 360'a 6'ya böldüm 60. Şurayı düzenleyelim gençler. Fazla karışmasın. 4x bölü 60 eşittir. 6 ise gizli paydası 1 var diyebilirim. Veya arkadaşlar şöyle 4 ile 15'i sadeleştirelim. 1 bölü 15. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım. X ile 1'i çarpıyorum. X 6 ile 15 çarpıyorum. 6 çarpı 15 90 derece olur diyoruz. Evet bu merkez açıya diyelim. Evet devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet. O merkezi AO doğru parçası ve BO doğru parçası yarıçaplı yarım çemberlere göre şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir diye sordu. Evet arkadaşlar. Öncelikle BO'ya bakıyorum. Burası BO 3 santimetre ve CD bakın o zaman burası 3'tür ve CD 7 santimetre. O halde büyük çemberin arkadaşlar yarıçapı 10 santimetre. Şimdi şeklin çevresi deyince neleri toplayacağım? Öncelikle bunu şöyle bir gösterelim. Bakın şu yarım çemberin yayını bulacağım. Daha sonra buraya geleceğim. Evet bakın bu çemberin, yarım çemberin, küçük çemberin yay uzunluğunu toplayacağım ve burayı toplayacağım. Şimdi şurayı arkadaşlar tekrar temizleyerek çok karışmasın diyorum. Evet. Buraya 10 santimetre dedim. Evet büyük çemberin arkadaşlar yarım çember, büyük yarım çemberin çevresini bulalım. Çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı r bölü yarım olduğu için 2'ye bölüyorum. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapımız 10'du. 10 bölü 2'den 2'ler gitti. 30 santimetre. Bakın burası ve bunu toplayacağım. Evet devam ediyorum. Küçük çemberin çevresine bakıyorum. Evet yarı çapımız 3. O halde 2 çarpı pi çarpı r bölü yine yarım olduğu için 2'ye bölüyorum. 2 çarpı 3 çarpı 3 bölü 2'den 2'ler gitsin. 3 kere 3 9 santimetredir. O halde arkadaşlar bakın toplayacağım yerler. Şimdi CD 7 ise burası da 7'dir. Toplayacağım yerlere bakıyorum. Şeklin çevresi 30 artı 9 artı bakın şu 7 ve 7'yi de topluyorum. 7 artı 7. Evet. 30 artı 9 39. 14 7 daha arkadaşlar 39 7 daha 46 7 daha 51 mi yapıyor? Ne yapıyor gençler? 51 mi? Şimdi toplayalım ya. 39 artı 14 evet pardon. 53 santimetre yapıyor diyorum. Sorumuzun cevabına. Evet arkadaşlar 53 santimetre olarak sorumuzun cevabını vermiş olalım diyorum. Evet devam ediyorum. Dördüncü soruya bakıyorum. B merkezli çeyrek çemberin yarıçap uzunluğu 24 santimetre ise bu çeyrek çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir diye sordu. Arkadaşlar çevrede yarıçapları ve şu yarım çemberin yayını toplayacağız. O halde yarıçapımız 24 ise çember için arkadaşlar diyorum 2 pi r bize tamamını veriyordu. Çeyrek olduğu için 4'e veriyorum. 2 çarpı 3 çarpı 24 bölü 4 diyorum. 24 ile 4'ü sadeleştirsek 6. 2 kere 3 6. 6 kere 6. 36 santimetre olur. Şu yay uzunluğu diyelim. Şeklin çevresi arkadaşlar. 36 artı 24 artı 24'ten. 36 ile 24'ü toplarsam 60. 24'ü toplarsam arkadaşlar 84 santimetre olur. Şeklin çevresi diyorum. Evet, temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum.
Birinci soruya baktığımız zaman gençler, yanda verilen o merkez çemberde AB yayının uzunluğu kaç santimetredir dedi. Formülüm neydi? 2 çarpı pi çarpı r çarpı açı bölü 360'tı. Bildiklerimizi yerine yazalım. 2 çarpı 3 çarpı yarıçap arkadaşlar 8, açımız 72 bölü 360. Şöyle yapabilirim gençler. 72 ile 360 sadeleştirirsem bakın. 72'ye böldüm 1. 360'ı 72'ye böldüm 5'tir. O halde çarpalım. 2 kere 3 6. 6 kere 8 48. 48 bölü 5'tir arkadaşlar. 48'i 5'e şu yanda bölelim. 4 de yok. 48'in için 48'in içinde 9 kere. 9 kere 5 45. 3 1 0 ekledim virgül. 30'un içinde 6 keredir. 6 kere 5 30. Ve sorumuzun cevabı 9'dan 10'da 6 oldu. Yani şöyle yazalım. Santimetredir diyorum. Ve 5 şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet, devam ediyorum gençler. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yanda verilen o merkez çemberde AC yayının uzunluğu 24 santimetre olduğuna göre. AC yayı 24 santimetre. AOC açısının ölçüsü kaç derecedir diye sordu. Benden bu açının ölçüsünü istiyor. Arkadaşlar biz 2 çarpı pi çarpı r açı bölü 360 ile yay uzunluğunu buluyorduk. Eşittir yay uzunluğu diyelim. O halde bildiklerimi yerine yazayım. Bakın. 2 çarpı pi'yi 3 al dedi. Yarıçapımız 12. Açıyı bilmiyorum. Bölü 360. Evet. Eşittir 24 santimetreymiş. Şöyle yapalım gençler yine. 2 kere 3 6. 6'yı 6'ya böldüm 1. 360'a 6'ya böldüm 60. Ne kaldı gençler burada? 12 çarpı x. Bakın şu 12 ile 60'ı sadeleştireyim. 1, 5 kaldı. O halde düzenlersem x bölü 5 eşittir 24'tür diyorum. Gizli paydası 1 vardır. İçler dışlar çarpımı yaparsam 5 çarpı 24 olur. 5 kere 24 de 120 derece olur diyoruz. C şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet, devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, yanda verilen şekil B, C ve D merkezli eş çeyrek çemberlerle oluşturulmuştur. Buna göre şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir diye sordu. Arkadaşlar baktığım zaman yarıçapları 10. Bakın 1, 2, 3 tane çeyrek çemberin yayı var. O halde öncelikle ben bir tanesini bulmak istersem. 2 çarpı pi çarpı r bana tamamını veriyordu. İstersek arkadaşlar bakın açı bölü 360 diyebilirim. Burada açı 90 derecedir. Çeyrek olduğu için bakın düzenlersek 2 çarpı pi çarpı r çarpı 90 bölü 360'tan yap sadeleştirme arkadaşlar 1 bölü 4'tür. Bakın gençler ne oldu? 2 çarpı pi çarpı bölü r çarpı bölü 4 oldu. Yani çeyrek çember demektir arkadaşlar zaten. Biz çemberin çevresini 4'e bölersek de çeyrek çemberi bulduğumuzu biliyoruz diyorum. O halde bir tanesini vuralım. 2 çarpı pi'yi 3 al dedi. Yarıçap 10 bölü 4. Şöyle ikisini sadeleştirdim. 1, 2. 10'la sadeleştirdim. 1, 5. 3 kere 5, 15 santimetredir. Bir tanesinin çevresi. Şimdi çevrede ne vardı gençler? 3 tane 15 santimetre vardı. O halde çevre diyorum. 3 çarpı 15 artı bakın 2 tane de yarı çapımız var. O halde 2 çarpı 10. Bunları toplayacak olursam arkadaşlar şeklin çevresini bulurum diyorum. 3 kere 15 45 artı 20. Evet 65 santimetre olur diyorum. Ve A şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet temizleyerek bir sonraki soruya geçiyorum. Evet. Dördüncü soruya baktığım zaman. Yanda verilen O merkez çemberde. AB 10-30 derece ve OA yani yarıçap arkadaşlar bu. 6 santimetre olduğuna göre AB yayının uzunluğu kaç santimetredir diye sordu. Arkadaşlar yay için ne gerekiyor bana? Pardon. Merkez açının ölçüsünü bulmam gerekiyor. Öncelikle AOB üçgeni
Bakın arkadaşlar, bu ikisi yarıçap olduğu için taban açıları birbirine eşittir diyorum, çünkü ikizkenar üçgendir. İkizkenar üçgendir diyelim. Şimdi ikizkenar üçgende biliyorsunuz taban açıları 30'ar derece oldu. O halde 30 ile 30'u topluyorum. 60 derece, 180'den 60'ı çıkaracak olursam 120 derece merkez açının ölçüsü olur diyorum. Bakın şu açı şöyle gösterelim gençler. 120 derecedir. Şimdi 120 derecelik bir çemberin arkadaşlar yayını istiyorum. O halde 2 çarpı pi çarpı r açı bölü 360 bize yay uzunluğunu veriyordu. 2 çarpı pi'yi 3 al dedi. Yarıçapımız 6 çarpı açımız 120 bölü 360. Şöyle sadeleştirdim. 1 bölü 3 kaldı. 3'ler birbirini götürdü. 2 kere 6 12 santimetre olur sorumuzun cevabı. A şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet arkadaşlar, bu soruyla da çember yayının uzunluğu konusunu bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.